Çıkan Nemrut dağına kurbanım yanağına. Çıkak Nemrut dağına kurbanım yanağına. Gel beraber bakalım lo güneşin doğuşuna. Gel beraber bakalım le güneşin doğuşuna. Le 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 Sakine niye gittin tütüne? Ağlayamam Sakine niye gittin tütüne? Gel beraber gezelim bak gidiyor makine. Le beraber gezelim le bak gidiyor makine. Adıyaman'a gelsinler güzelliği görsünler. Kurban olayım yari yari bana versinler. Le kurban olayım dostlar Sakine'yi bana versinler. Le 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 Sakine niye gittin tütüne? Ağlayamam Sakine niye gittin tütüne? Gel beraber gezelim bak gidiyor makine. Le beraber gezelim le bak gidiyor makine. Şoray Uzun Yolda programında yine bir ilk. Adıyaman'dayız. Bu türküdeki davete dayanmamız mümkün değildi. Peki Adıyaman'ın nesi meşhur? Tütünü meşhur. Hamidası meşhur. Ya kusura bakma Hamid abi, seni de Antep'ten beri yürütüyoruz Adıyaman'a gideceğiz. Ya ayaklarıma şurayı kara sular indi kardeşim bile ya. Ya sen yaşlanmadın ya, yaşlanmayacaksın. Yaşlanmayayım de sen beni, ben senin yanında var ya, ben kendimi 25 yaşında sürdüm. Ne diyorsun ya? Adıyaman'a şeref verdiniz. Ya biz kimiz koca ile şeref vereceğiz Hamid abi, bırak Allah'ını seversen. Ya, Adıyaman bakalım Adıyaman'da bizi ne bekliyor? Adıyaman eline gelin olasın. Git güle 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 gelin olasın. Adıyaman eline yuva kurasın. Nikah beni zorla yaparlar. Orada evet demedim. Demedin. Demedim evet. Hiç sevmedin mi adamı? Hiç sevmedim adamı. Ya yüzüne söylenir mi? Öyle. Zehra annenin aşkını anlaması tam 50 yıl sürdü. Az sonra. Besni üzümünü ye, doktorun yolunu unut. Deyip bir tane alıp gülümseyeceksin. Tamam mı dayı? Tabii. Besni üzümünü ye, doktorun yolunu unut. Besni üzümünü ye, doktorun yolunu unut. Faydalı, kan yapar. Her şeye, insanın her şeye faydalıdır. Besni üzümünü ye, sıhhat bul. Sevgili seyirciler, hemen Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün aldığımız hava raporuna bağlıyoruz. Özellikle İç Ege, Marmara, Karadeniz kıyı kesimleri gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarı doğu ve batı yönlerden hafif arasır orta kuvvetleşecek. Göl hafif çalkantılı, görüş uzaklığı 4 ile 23 derece dolayında bulunacak. Gelişmelerle karşınızdan olacağız. Şora abimizden ayrılmayın efendim. Yoksa pişman olur. Besi bebek olarak Cindy bebekleri kendimi rakip görüyorum. Besi bebeğin erkek Adıyaman arkadaşı Abzer mi var? Şu şekilde göstereyim. Beton gibisin baba, beton. Eyvallah, beton. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Merhaba. Özlemişler, özlemişler ki. Ha? Müdür ne yapıyor, ne der? Okul nasıl? Nasılsın baba? He, Abzer oğlum nasıl? İyi misin? Allah'a şükür. Nasılsın, okul nasıl geçiyor? Okul bitti. Gidi mi? Evet, okul bitti. Okuyacağız inşallah. Özlemiş inşallah ya. Özlemler mi? Köy hayatı. İstanbul ayrı, bura ayrı. Abzer Efendi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, hoş bulduk Mehmet emmi. Sefa gördük. Yaşlanmışsın ya. Tabi tabi ya. Yenilik dayı. Gidiyor işte yaktarlık başlıyor yavaş yavaş. Yok yok, acı patlıcanı kırağaç almaz. Abzer Bey hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk dayım, hoş gördük. Nasılsın? Sağ olasın, teşekkür ederim. Ne öyle ya öyle bey mey, ne oluyor? Bey mi olduk ya? Avukat Bey, hoş geldin ama siz yorgunsunuzdur, uzun yoldan geldiniz. Siz de ağamla buyurun, içeri buyurun, oturun. Biz kalkıp gidelim, bize müsaade edin. Estağfurullah, müsaade sizin, öyle bir yorgunluk yok. Uçakla geldik ama. Evet. Peki çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ ol. Yarın uğrayacağım, rahatsız edeceğim inşallah. Ağam, hadi gözün sağ aydın. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol, çok teşekkür ederim, sağ ol. Eyvallah olsun. Sağ ol. Hadi oğlum, gidelim. Buyur baba. Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Zahmetler verdiniz.
Buyur söyle. Oğlum çay al, çeker al. Eski usul be, kıtlama. Aynı. Hadi oğlum, çal. Köyüne hoş geldin. Hoş bulduk baba. Bak beni dinle oğlum, ben tek güvencem sensin. Abin Kırbız'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Helal olsun. Beni dinle, gel toprağın başına geç. Bu okulu tamam okudum da, okulu istemiyorum. Ben yalnız yaşlandım artık, yapamıyorum yani. Yapma baba Allah'ını seversen, sen daha yaşlı değilsin. Bende güç kalmadı, ne bu kadar. Ben bunun için mi 4 sene hukuk okudum? Ya şimdi yaşlılık var yavrum, ben yaşlandım da anlıyorum ya. Bu işi sen yürüteceksin sen bu işi. Yeğenlerim var baba, amcamın oğulları var. Ya yeğenlerim, ben yeğenlerime güven. Ben oğluma ancak güvenebilirim. Benim niyetim o değil baba. Yani ben İstanbul'da hukuk bürosu açmayı düşünüyorum. Hamide Ağa'nın biricik oğlu Abuzer İstanbul'a dönmek ister. Lakin ağa babası ve film boyunca konuşmayan hanım ağa annesi kalması için ısrar eder. Ya anne nerede? Annen geldi, bak annen geldi. Anne! Tamam avukatlık yapacakmış. Tamam avukatlık da baş üstüne ama o kadar toprağı var. Onu bırakıp İstanbul'a gidecekmiş. Seni gidi yarama. Sen yalak mıydı? Nerede yalakın? Çağırsana onu, git çağırın. Oğlum bundan sonra sen Abdül'e sen bakacaksın. Başka bir şey istemiyorum, tamam mı? Tamamdır ağam. Senden başka kimse bakmıyor. Tamamdır ağam, tamam. Hadi yürü. Thank you.
Nasıl yemekleri beğendin mi oğlum? Baba daha dur bir yiyeyim de. İşte. Demişim hele dur hele ya. Tavuk annem mi yaptı? Ya oğlum geçin şu üstünü değişti gel ya. Baba boğazıma dizdin ha. Ya tamam da ki değiştirdik sonra gel. Boğazıma dizdin ha baba. Benim hoşuma gitmiyor. Yemek yemek. Esas beni dinlersen var ya. Bu oğlanı bir evlenirsek bu burada kalır. Başka yolu yok. Benim bildiğim bu. Vallahi. Yemek yemek. Olmuş mu? Heh, gördün mü oğlum işte ya? Bir adama benzendi ya. Ben gene adamdım baba. Tamam da oğlum herkese bizim saygımız var ama. Bizim genel görevimiz ayrıdır, yemeğimiz ayrıdır. Lan kıyafetle mi oluyor adamlık baba? Görmüyor musun bak? Ya anne sen bu adamın kahrını bunca senedir nasıl çektin ya? Yemeğini, yemeğini, hadi yemeğini. Baba, bu Mehmet Ağa'nın kızı Zeynep çok büyümüş ya. Gördün mü? Ya. Yola geliyor ha. Yola güzeller geliyor. Güzeli Zeynep'i çok beğenen Abu Zer İstanbul'da hukuk bürosu açmak yerine Zeynep'le evlenip köyde kalmak ister. Baba ne diyorsun ben sadece kız biraz büyümüş dedim. Seni evlendirek oğlum evlendirek bak. Seni... Ya beni dinlesen ben ne diyorsam onu yapıyorum. Babalar yanlış söylemez evladına oğlum ya. Hele sonra evlenmiyor gibisin oğlum. Yok daha neler. Peki ne diyorsun? Babanı dinle. Yemeğini yiyin. Koşana gidiyor ha, koşana gidiyor ha. Ne olacak inşallah. Abin var mıydı? Var. Ya. Askerde. Askerde. O da güzel. Zeynep de değil mi? Ben galiba rahmetli abimin nişanında hatırlıyorum seni. Sümüklü bir şeydin sen o zaman. Bayağı büyümüşsün. Nişan yaptınız mı siz? Yapmadım. Çok kişi istemiştir ama seni bugüne kadar. İstedi de ben varmadım. Niye kızım? İstemedim. Beyaz atlı prens mi gelecek buralarda? Belki de. Gerçi bizim at beyaz ama... prense benzer halim yok. Biraz yürüsek mi? İyi. Gel. İyi olur, evet. Baban görmezse iyi olur, evet. Evet. Aleykümselam, kolay gelsin. Hay Allah. Musa dayı da gördü ama artık. Ufak yerlerde böyle dedikodusu bol olur. Korkmuyor musun? Korkmuyorum. Korkmuyorsun. Değil mi? Askerde bir komutanım vardı, şey derdi. İnsanları sev ama güvenme. Derdi. İyi söylemiş. Yani ya biz hukuk fakültesinde okuduk hani İstanbul'u da biliriz ama ben
Yani ne desem böyle aslında rahatımdır yani. Kız arkadaşlarım da oldu. Ne yalan söyleyeyim. Kazık kadar adamım ama. Böyle senin yanında bir... Böyle bir... Hani dilin dolanır ya hani... Çocuk gibi hissediyorum. Yani... Kim istemiş seni şimdiye kadar? Hasan Ağa'nın oğlu. Salih. Salih. Ümüğünü sıkarım onu, gebertirim onu. İbrahim Ağa'nın oğlu. Oh! İbrahim Ağa'nın oğlu. Ali miydi o, neydi? Ali. Ali. Sümsük. Şehirden geldiler. Şehirden geldiler. İyi iyi. Ama ben varmadım. Öyle ya kızım, beyaz atlı prensin gelecek ya. Hep bekledim. Galiba annem söyledi, ben ikinci sınıftayken bir resim göndermiştim. Sen neymiş galiba o? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.